Annemin bir cümlesini hatırlıyorum ben çok net. Ömür bina çöküyor dedi. Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan o gece Marmara'da 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Az önce gördüğümüz binalar resmen kolonlardan kırılmış ve kat kat olmuş. Çok kötü manzaralar vardı yani, çok kötüydü. 1999'daki 45 saniyelik depremde yaklaşık 18 bin kişi yaşamını yitirdi. Depremin merkez üssü İzmit'in Gölcük ilçesiydi ama deprem Marmara genelinde etkili oldu. İstanbul'da uzun süredir büyük bir deprem daha bekleniyor. Peki bu depreme hazır mıyız? Kesilmiş. Evet. Çatıları görüyor musun? Görüyorum. Maalesef. 17 Ağustos 1999 depremi meydana geldi ve siz 2 gün sonra bir el kamerasıyla yola çıktınız. Neden oraya gittiniz ve gittiğinizde nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldınız? Kayınbiraderim ve o dönemde benimle çalışan bir arkadaşımla beraber 3 kişi bir karar verdik. Her türlünü satan bir toptancıya gittik. Ne alabiliriz, ne ihtiyaçlar var diye böyle sorgulayarak ederek kamyonu doldurduk. Gidip bunu dağıtalım istedik. Abla var mı çocuğunuz? Küçük çocuk. Yok. Bak çocuk bezleri var. Var mı içinde çocuk? He. Ben çocuğum yok. Çocuk bezini al da bir tane çanta ver. Çocuk bezi al. Kadınlar için. Çocuk bezi çocuğum yok. Depremin öldürmediğini, yapılan yanlış inşaatların öldürdüğünü çok net gördük. Türkiye'nin ne kadar kötü bir yapı stoğuna sahip olduğunu orada birebir yaşadım. Bir bebek vardı hiç unutamadığım. Yani bebek sürekli ağlıyordu. Bebeğin ağlaması belli bir süre sonra kesildi. Yani o da çok acı vericiydi benim. İstanbul'da kaç büyüklüğünde bir deprem bekleniyor? Kumburgaz fay hattı dediğimiz hat. Bu Kumburgaz fay hattı Silivri açıklarından başlıyor. Yeşilköy açıklarına kadar devam ediyor. 75-80 kilometre uzunluğunda bir faydır. Bu kırıldığı zaman minimum 7.2 büyüklüğünde depremin olacağını düşünüyoruz. Kıyılar.
Binalardan da yine bizim tespitlerimize göre yaklaşık 50 bin tanesi bir olası İstanbul depreminde, 9 ve üzerindeki bir olası da İstanbul depreminde ağır hasar alacak olan binalar. Bu binaları tespit etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yapmış oldukları çalışmayla birlikte hem beton mukavemetini şu anda ölçüyorlar, hem de bir taraftan da beton içerisindeki donatıları ölçüyorlar. Şu anda yapmış oldukları çalışma bu. Bu donatıların yeterliliği üzerinden her binaya zemin koşullarını da, binaların bulundukları zeminin vermiş olduğu koşulları da, binanın yapı ve statiğine ilişkin koşulları da bir araya getirerek sonucunda bir rapor ortaya koyuyoruz. Daha önce böyle bir çalışma yapılmış mıydı? Hayır, daha işte onu söylemek istiyorum. Daha önceden belediyeler bu analizi çok önceden yapması gerekirdi. Bu binanın olsun, diğer bir başka yerlerde olsun. Fakat öyle bir çalışma yapılmadı. Biz bu çalışmayı çok önemsiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bütün amacımız deprem sonrasında hiçbir İstanbullunun burnunun kanamayacağı bir altyapıyı oluşturmak. Peki hak sahiplerinin belediyeye bir ödeme yapması gerekiyor mu bu analizler esnasında ya da sonrasında? Hayır, şu an için bizim böyle bir talebimiz yok. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmayı reysen gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz bizim görev süremiz içerisinde, yani Sayın Başkanımızın görev süresinin biteceği 2024 yılının Mart ayına kadar bütün bu çalışmaları bitirmek ve İstanbul'un sahip olduğu 2000 yıl öncesinde yapılmış bütün binaların fotoğrafını çıkartmak ve müdahalelere başlamış olmak. Ama burada da birinci ölçeğimiz riskin en yüksek olduğu, yine hem zemin koşullarının yapı stoğu anlamında riskin en yüksek olduğu ilçelerden başlamak. O ilçelerden başladık. Depremin bilincini arttırmak istiyoruz. Deprem eylem raporumuzu oluşturduk. Barınma alanları, toplanma alanları ile ilgili sistemimizi tamamladık ve bunların duyurularını sitemizden yaptık bütün İstanbul için. Deprem parklarını şu an inşa ediyoruz. Bir Anadolu yakası, bir Avrupa yakası olmak üzere ve buralarda aslında bir eğitim mekanizması geliştiriyoruz. Ama işin afet anı ve sonrası ile ilgili kısmı ile ilgili çok yoğun çalışıyoruz. Bunu görüyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili de hani hem sosyal konut üretme tarafında Kiptaş üzerinden, deprem zemin daire başkanlığımız üzerinden üretim konusunda da çalışıyoruz. Ama bunlar, bütün bu söylediklerim bir kısmı itibariyle afet ve sonrasıyla alakalı. Ama benim derdim afet öncesi yapılması gerekenleri tamamlamak. Bu noktada altyapıdan tutun, yani İSKİ'nin yaptığımız birçok çalışması aslında depreme dair de tedbir çalışması. Keza İKDAŞ'ta da bu anlamda bir çalışma süreci başlattık. Niçin? Mümkün olduğu kadar minimum hasarla o süreci atlatabilmemiz için tüm altyapımızla dayanıklı bir şehre kavuşmuş olmamız lazım. 2019 Eylül ayının sonlarına doğru yaşanan 5.8 büyüklüğündeki İstanbul'da yaşanan ve Silivri merkezi olan bu deprem, esasında Silivri'nin de bu depremde ne kadar önemli bir ilçe olduğunu ortaya çıkardı. Ben bu konuda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve yönetimine teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'da deprem riskiyle karşı karşıya olan ilçelerden biri de Silivri. Bu nedenle Avcılar'da başlayan yapı tespit taramaları Silivri'den devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem risk yönetimi kentsel iletişime daire başkanlığı biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bizim kentsel dönüşüm stratejik belgesiyle onların yaptığı çalışmaları esasında örtüştüreceğiz. Daire başkanımızla da yaptığımız görüşmeler neticesinde Silivri'de başlayacak hızlı bir bina kontrolü, yani binaların risk analizi yapılacak. Bizim yaptıklarımız var, onların da yapacakları var. Ben bu çalışmayı önemsiyorum. Bence büyük bir adım atılıyor. Onun için biz daire başkanımızla beraber bu yaptığımız çalışma neticesinde Silivri'deki 51 bin konutun, hemen hemen Silivri'deki bütün konutların hızlı bir şekilde en azından şunu söyleyebileceğiz. Bu bina %90 gibi bir olasılıkla riskli veya bu binanın durumu iyi, bu binanın durumu orta gibi deyip kentsel dönüşme nereden başlayacağımızın esasında hangi caddeden, hangi sokaktan, hatta hangi binadan başlayacağımızın esasında bize fikrini verecek. Çok önemli bir çalışma esasında. Önemsiyoruz. Deprem hazırlıkları sürerken depremin Kanal İstanbul'u etkileyip etkilemeyeceği de tartışma konusu oldu. Kanal İstanbul'un depreme pek bir etkisi olmaz. Deprem olduğu zaman onun Kanal İstanbul üzerine etkisi çok fazla olur. Ya şurada onlarca bilim insanı var. Yani şu bilim insanlarının karşısında ben de bunu savunuyorum diye bulup davet edebileceğimizi bilim insanına rastlamadık. Ne kadar acı bir şey.
Hani biz bunu çok şeffaf tartışalım dedik. Akılla, bilimle tartışalım. En az 7.2 büyüklüğünde deprem bekleyen bir kentte o kentin zemin bakımından en çürük ve aynı zamanda aktif fayların bulunduğu ve 7.2 deprem olduğu zaman şiddetin en fazla olduğu yerde bu kanal yapılacaktır. Şimdi burada Kanal İstanbul'un savunulacak zerre bir tarafı yok. Kanal İstanbul o hat boyunca aslında sıkıntılı bir zemine oluşturulmak isteniyor ve çevresi de öyle. Yani zemin sıvılaşmasının olduğu, heyelan alanlarının olduğu ve fay hatlarına yakınlığı, hatta aktif fay hatlarının içeriye doğru kılcal damarlar şeklinde ulaştığı noktasında burada çok ciddi bilim insanlarının tanımları var. Dolayısıyla buradaki kaymalar, çökmeler, binalara etkileri, yakın civarda oturulan ya da mesken edilen yerlerdeki etkileri çok büyük bir tehdit. Dolayısıyla bu depremi gözeterek kanaldan endişe etmek gerekir. Şahsen bir bilim insanı olarak ben o yönüyle endişe ediyorum. Çünkü kanalın güzergahı bugün gerçekten en problemli yer. Şehrin doğal bağlantılarını yok ediyorsunuz. Ben diyorsunuz 8 milyonluk bir ada oluşturacağım. İnsanları da oraya sıkıştıracağım ve bir kanal yapacağım. Onun üstünden de köprülerle insanları geçireceğim. Depremde o köprüler ne olacak? Uzmanlar beklenen Büyük İstanbul depremi için endişeli. Çünkü İstanbul'un yapı stoğu depreme hazır değil. Sizce İstanbul olası bir depreme hazır mı şu anda? Deprem 20 ve 30 yıl içerisinde Büyük İstanbul depremi gelecek, bekleniyordu. Biz 20 yılını bitirdik bunun. Ne yaptık? Ben bilmiyorum. Ya ben halk olarak, depremzede olarak bilmiyorum. İstanbul'u depreme hazırlamak için aşağı yukarı 21 senemiz vardı. Bu 21 senede maalesef yapılması gerekenlerin çoğunu yapmadık. Elbette hazır değil ama avcıları depreme hazırlıyoruz. İstanbul depreme ne kadar hazırsa Silivri esasında o kadar hazır. Ben büyük bir İstanbul depremi olduğunda 99'dan çok daha büyük bir facia, ölü sayısının maalesef can kaybının çok daha fazla olacağına ve benim gibi çok fazla sayıda engelli hayatlar geride bırakacağını düşünüyorum. Deprem meselesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi çözecek. Çözemez. Tek başına çözemez. Buna yetkiniz yetmez, paranız yetmez, hiçbir şeyiniz yetmez. Bu işi tek başına bakanlık çözecek. Yine çözemez. 800 bin stoktan bahsediyoruz. Yüz binlerce insanın can kaybı riskinden bahsediyoruz. Yüz milyarlarca dolarlık, bakın ucunu açık bırakıyorum, ekonomik kayıptan bahsediyoruz. Hep beraber çözmemiz lazım. Bakanlık, hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, ilçe belediyeleri, finans sektörü, ekonomiyle ilgili tüm bağlantılar, inşaat sektörü, inşaat malzemesi üreticilerinden tutun, sigorta firmalarına, bağımsız sesler olsun orada, bilim insanları olsun, ekonomistler olsun, çıkartalım bu işi siyasetin gündeminden. Mevzu depremse masaya onunla ilgili bir konu gelmiş, hepimiz önümüzü ilikleyelim, biz bu iş için ne yapabiliriz diyelim. Ve yüz binlerce insanın can kaybını engelleyelim. Yüz milyarlarca dolarlık kaybı engelleyelim ve İstanbul'u kurtaralım.